Assalamu alaykum, ustozlar. Bilimge, ma'rifatga tashnaq hamdar, aziz shogirdlar. Bugün bizni birlashtirib turgan bir jihat borki, bu demak, davlatimiz rahbari olib borayotgan oqilona siyosatning muhim mezonlaridan biri kitob. Kitobni tarjimoq shuning uchun ham aynan Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy madaniyat kutubxonasida bu tadbirni tashkil etilayotgani bejiz emas. Va yana birlashtirib turgan bir jihat borki, otalik mehri bilan hukmdorlik qahri o'ziga xos bo'lgan holatda yor va diyorga muhabbati kuchli bo'lgan Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiyotini taqdim. Eng muhimi, Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiyotini o'rganish mashriq zaminda ham, mag'rib zaminda ham bo'lgan. Mutafakkirlar albatta unga munosabat bildirgan. Bugun hurmatli ustozimiz, tarix fanlari doktori professor Rahmon aka Farmonov bir ajoyib kitobni siz huzuringizga taqdim qilyaptilar. Shoh, shoir va diplomat deb nomlangan Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiyotini keng qamrovli o'rganish bilan bog'liq bo'lgan bir jihat unda aks etgan. Ustoz, men muborakbod etaman, sizni tabriklayman. Siz juda iqtidorli olim sifatida juda ko'plab kitoblarni muallifi, eng muhimi shu yo'nalishda bilimga, ma'rifatga tashna oshna qalbdan ustoz sifatida e'zozlaysiz. Rahmat. Ustozim, bitta qarshi chaqiraman. Uni o'tgan kitob bilan o'qi degan kitob bilan fikring, zikring, shukring qani deyayotgandek kitob bilan. Kitob orqali siz bizga o'z so'zingizni, fikringizni aytdingiz va bildirdingiz. Va biz buni yana ko'rib, ayrim bir jihatlarga e'tibor qilamiz. So'zni boshida ozgina gapirib olmasam, keyin menga so'z tegmasligini bilaman. Shuning uchun shoh, shoir va diplomat degan paytda uni o'zida uyg'unlashtirgan holda bitta so'z aks etadi. Bu ota degan so'z. Otalik mehrini Boburdan o'rganish kerak. O'ziga kelayotgan ajalini qaysidir ma'noda o'z farzandiga kelayotgan holatda o'ziga qabul qilib olish bilan bog'liq bo'lgan jarayonni va uni atrofida aylanib turishi va o'g'liga bergan nasihatlari qanday yurtni idora etish kerakligi haqidagi fikr otalik mehrini Boburdan ko'rishimiz kerak. To'g'ri, hukmdorlikni qahri bo'ladi, usiz mumkin emas, lekin mehr va qahrni o'z o'rnida qo'llay olishi bilan alohida ajralib turgan bir siymo. Yana bir jihatga tasavvur qiling. Buni diplomat sifatidagi o'ziga xos bir jihat. Urush va tinchlik sharoitida foydalanish mumkin bo'lgan bir jihat bu o'z-o'zidan nutq bilan harbiy jangovarlik notiqlikni nutqida ham aks ettirgan va jamoani birlashtirib muayyan maqsad sari ildamlashda Afg'oniston, Hindiston bu joylarda bu qanday mahoratga ega bo'lganligini ko'rish mumkin. Ibrohim Lodiniy 1525 yil 21 apreldan bir hafta oldin askarlar qamoqlab turibdi. 12 ming askarlik qo'shinga qo'shildi va 100 ming askarlik qo'shinga borishni tasavvur qilib bo'lmaydi. Va hammasida bitta fikr paydo bo'ldi. Biz yengilamiz. Bu ishni qila olmaymiz. Orqaga tisarilgan paytda Boburning kuchi, harbiy jangovarlik nutqi ish berganligini e'tiborga olish kerak. Chunki unga hech qachon 12 ming bilan deyarli 10 barobar ko'p bo'lgan qo'shinga qarshi bordi. To'g'ri, harbiy taktika, o'ziga xos harbiy hiylalar ham bo'lishi mumkin, lekin o'sha paytda qo'shinni ruhlantirgan bir nutq bor. Otni ustiga chiqib turib shunday savol beradi. Chunki qo'shinda ko'pchiligi tuni kecha uylangani bor va bitta farzand ko'rgani bor, lekin hali farzandi bo'lmagan va yana ota-onasini duosini olib qaytgan, sog'-omon qolib kelgin degan bir fikrlar bilan duolar bilan jo'natganlar bor. Shunda Bobur Mirzo shunday deb nutq yo'qladi. Oranizda o'lmaydigan bormi? Quyosh botish uchun chiqadi, odamzod o'lish uchun tug'iladi. Bu ayni haqiqat. Lekin shu paytda yigitni ham, itni ham o'limi bor. Hamma o'ladi. Shunda hech kim hamma jim turgan paytda aytadigan gapga qarang. Shunday ekan, it o'z nafsi uchun o'ladi. Yigit esa or-nomusi uchun, kindik qon to'kilgan makon uchun va orqada qolgan oilasi bilan. Agar biz g'olib bo'lsak g'ozimiz, agar o'lsak shahid maqomida bo'lamiz deb ruhlantirgan paytda bir necha daqiqadan keyin hamma qo'shin 12 ming askarlik qo'shin
kılıçını belen kadar biz buruşka tayyar mıydın ya? Bana şu ruhlandırıcı sözünün gözü yahaz kudreti oluyor. O kabul payıdan mı? Elçilerden kabul kılıçtan mı? Ya ki İsmail sebebi bilen münasebetten mi? Elbette cüde korunlu kollaş ortalı hem ben itibarını tarifim. Benim zor gelmeyim. Sebebi bana şu konumuzdaki kitap şu babrıge haz bulgen cengavardın ruhunu. Onu mehribanlığını, onu adabiyatke, sanatke bulgen bir ruh üstüval ekenliğini sola eks ettirişimden halahat acer ettiler. Ve özüge haz bir medbenleşmelerden biri bir adalet gazetesini hemen izge bir reklama koymak şuna. Hani bravo, bu gazete yine bir ay belendirak açtık sabı, onun içi de aynen şu kitap bilen bağlı kaldı. Ustazın icadiyatı bilen bağlı kaldı. Bana siyaset şunası ifadeleri doldurup rapesim, Kadircan Asadolu Cöreyev'in makalası ilan kılınken ve aynı bende Kürgen Cöreyev'den Üniversitesi'nin rapesini, tarifmanların doldurup, Sender Bey Devlet'in bana makalaları ilan kılınken. Makala okuyken zahatı hazır közüm götürüp çıktım, sizin dikkatinizi gördüm. Mabrus İmasına Ülge koyken Mehri Muhabbet, bütün Cahan Şumul mafiyası eriye tekenliğiyle hakkıdaki fikirlerimiz üzerinde görüşümüz mümkün. Asıl dünyada hemenizden mehman, dedim bu yörgen mezban sperdeler. Ümit Ağam Tecrübayev'a şu milli kütüphananın direktörü sperdeler. Şükürüm sizler degen mazmunda iki ağız sözleri var. Kabul etsek olalım. Ümida Alimjonovda kitob taqdimoti insonga huzur baxsh etishi. U ayni paytda bilim manbai bo'lgan kitob orqali juda ko'plab ma'lumotga ega bo'lish, ega qilish mumkinligi xususida samimiy istaklarini bildirib, kitob muallifi professor, tarix fanlari doktori Rahmon Farmonovga o'zlarining samimiy tilaklarini izhor qildilar. Prizmasından ötküzmegende Babur Babur olmaz ya. Babur'un icadını köpçelik hayati faaliyetini örgenmegene bunlar. Bunda iki de düşünce yar ve diyar aynen kızın ip durdurlar. Çünkü gözünü etken mülye bulan, hoşunge kadar da etken payıklayan Merk bayaran surest. Merk bayaran surest. Yani dostlar bilen birge ölüş bu toy, bak degen bana. Demek bu insanın yarıya, diyarıya bölgen muhabbetini ifade etmezsen var. Elbette Cahan İksadiyatı ve Diplomatiya Üniversitesi'nin talebeleri bana buyurdular. Elbette Özbek Alişar Navoiy'ndaki Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi'nin talebeleri bana sevgili giriş yaptı. Benim okulumda Taşkın Delegasi ve Kışlak Hocalık'ın Mekanizasyonel Muhendisler'in İnstitutu Milli Tatbikat Üniversitesi özüm işe yapıyordum. Tüyütürler hem şu devirde olurdu ve bizim şagirdlerimiz Abdullah Kadri'yi namundayı icat mektebine bana okuşmayı talep eden şöyle bir duruşuktu. Bu demek çineken bana da edebiyatını, kendini, kitabını sevdiğen ve kadirleyen insanları yiyen. Sonra Cahan İksadiyatı ve Diplomatiyası Üniversitesi'nin profesör okutucuları ve cemaası namıdan samimi isteklerini bildiriş için Şerzad Dehkanbayevich Arapov'a navbat berildi. Ular universitetda o'zining alohida nufuzi va rutbasiga ega bo'lgan ustoz haqida va ularning kitoblari borasida o'z mulohazalarini bildirib, e'tiborga molik ish amalga oshirilgani borasida ustozni yana bir bor tabrikladilar. Yaqinda mana Notiqlik san'ati akademiyasi tomonidan rag'batlantirilganlar orasida Ümidaxon Teshoboyeva o'zlari safarda bo'lganliklari uchun ularga 2023 yil eng kuchli notiq degan nishon berildi.
Assalomu alaykum. Rahimboyga katta rahmat. Albatta mana bu ustozning bu kitoblaridan ruhlarni men maqola yozdim, o'zimni munosabatimni bildirdim. Adolat gazetasidan e'lon qilindi. Ruxsat bersangizlar, ikki oldi shu katta maqolani mazmuni bilan tanishtirmoqchiman va kitobga o'z munosabatimni bildirmoqchiman, yangi kitobga. Umuman ustoz Rahmon Farmonovni kitoblarini taqdimotini o'tkazish yaxshi an'anaga aylanib qoldi. Milliy kutubxonamizda birinchi marta, lekin bundan oldin Sharq ziyokori o'sha markazida bundan oldin ham Amir Temur va Napoleon degan kitoblarini taqdimotini o'tkazgandik. Jahon iqtisodiyoti siyosatshunoslik fanlari doktori professor Qodirjon Asadovich Jo'rayev so'zga chiqib dastavval ustozni kitoblari bilan samimiy muborakbod etdi va ayni paytda shoh, shoir va diplomat kitobida Boburning mahoratli diplomat obrazi va uning talqini borasida o'z mulohazalarini bildirdi. Ustozning kitobda aynan ana shu jihatlarga e'tibor berganligi, Farmon Rahmonov esa bu jarayonda faol bir tadqiqotchi, kuzatuvchi, sinchkov va ko'p tilni bilishi bilan alohida ajralib turganini ham e'tirof etib o'tdilar. Bütün hayattan vazgeçirdiğim cihatlarını bilgen oldu. Tavba kıldım yani. Maksus parmağın çıkardı. Tavba kıldım yani. Fizikirken de bu ayamıydı. Hüseyin Baybara hakkında yazgen payında babam anladı. Bu ertelep içmez dedi. Teşhir namazına ginç yani. Şuna yazıp koyuyorum da. Hakkını, hukukunu biliş bu demek. Adın Paşak sıfatı bunun tükkan korunu rolü kandayı savunca cevap alış mutluyla zaten biz progresif babakumla korunuş karşılıklar işleriz. Pardon. Albatta dunyo Bobur haqida ko'p o'rganyapti, izlanyapti. Bobur avlodlari haqida juda ko'p qiziqishadi. Boburning ona tomonidan avlodlari qayerga ketadi, ota tomonidan avlodlari qayerga ketadi. Umuman O'zbekistonda Boburning avlodlari bormi degan masala bor. Bugungi siyosiy ziddiyatlar jumbushga kelayotgan bir davrda tarixni qayta yozish, davrga yoki zamonga moslashtirish albatta bu tarixga xiyonat hisoblanadi. Shuning uchun bunday kitoblarni kimlar yoza oladi degan savolga ustozimiz Rahmon aka haqli ravishda javob bera oldi. Bobur shaxsiga qaraydigan bo'lsak, shoh, tarixchi, davlatshunos, dinshunos, shoir, geograf, ruhshunos va hokazolar sanash mumkin. Boburning hatto davlatshunoslik yoki huquqiy qarashlari yoki deylik Boburning tarixiy qarashlari va hokazolar haqida har qanday odam Bobur haqida asar yoza olmaydi. Va Boburga o'xshagan, Bobur ruhiyatiga mos bo'lgan va Boburning dunyo qarashiga moslasha oladigan va Boburga o'xshab istiqomat cheka oladigan ijodkor olim tarixchigina shunday asarni yaratish mumkin edi va biz bunga aminmiz. Odil, adolat aslida adil degan so'zda Navoiy fazlalari shu chiroyli keltirgan. Adilda aybdon va don bilan bog'liq holda juda bir chiroyli fikrlarni ifoda etdi. Biz ko'proq hozir
Boburdur Şahli, Rütbəsi, diplomatik cihazdan olup olgan işler hakkında yapılamış. Lekin bədiyyət nöqtəyi nəzərdən, nazil təb bölgənliyini, onun icadını okuyanda bilmemiz. Eğer okuyanda sözümde, anlayabilsiniz özümde, bağlısındaki yapılara bu da bir ödeyemez. Bana kadar. Şu yılda benim dikkatimi okuyman, Kan Abdullah Kadri namında icad məktəbdəkilər davam etdilər, fakat tayar klasıdır. Ləbim bağrımdə qan kıldı, gözümdən qan yaman kıldı, niyə halım yaman kıldı, bin andır bir sorarım var. Qaysı sənə işlədiyəm? Qol göndərmək. Qaysı sənə? Şübhə gəzalış deyən mənanı ifadə edən sənə. Qaysı bu? İyi bilən başınlar. Biləmiz bunlar, biliş gerek. İhan, bələk verin. Bir fəqdən işləyən bir bölgə. Əbu Reyhan bir binamıda geçer şunafiqin sinirde işləyəni. Sabahat Azim Canlı'da. Babur icadiyyatını şükür görgən gən ruhları şart olsun. O şey, insanını əsərlərgə münasəbət bildir. Və aynı qəddə öz ürəyətlə xızərlərinin çıxarı dərdə ifaz edir ki, bu ilmi ilk kəsadənə. Ənə şu mutlu nəzərdən alimliyində həm öz ürəyətlə bir cəhətini sizlər örgən işləyir. Rəhman olsun. Sağ olun, aman olun. Rəhman sizlə. Bədiyyətli işarətli vənimin səbəbi var. Çünki bu yöndə nazik təbliq bilən Babur və Navai cəhiyyətini çıxır örgənkən və yaxşarqə təlim verib verirəkən kisadlardan beri dinləmasını oturdurlar. Bir teologiya fərləri doktor profesor dinləmasın Yusuf Vani Migramon qarşısı geçirəkən. Qədəmiz, bizim təhlük sahəsində, ədəbiyyət sahəsində, insanilik sahəsində bir cüqstazımız sahələdilər. Nəki Babur çıxıb oryanırmayan, ədəbiyyatşınaslar Baburunun şiərlərini aynən qaysı dağından bağlı xalqı yazırganlığını təhlil qilishləri gerek qopraq, deyən mağmanı ortaya qoyardılar. Babunun şu kitabda şu mağmanı müayən dərəcədə xalqı yanıqlarına qoşmuş mümkün. Dilnavoz Yusupova özünün hayatıda həm ota, həm ustoz sifatida alohida o'ringa ega bo'lgan, hurmatu ehtiromga sazovor bo'lgan dadalari Rahmon Farmonov va ularning ushbu kitobi borasida iliq va samimiy mulohazalarni bildirib o'tdilar. Juda yosh yigit, 18 yoshli yigitga juda kuchli ta'sir qilgan baytlarni qisman keltiraman. Shundan keyin Jamshid Farrux Sirish Masarcha shimayi barsangina ish. Barincha shuma chumo basaydam zadid. Barastanda to chashmi barham zadid. Giriftem olam bomardi zor, valekin naburdem bahud bagur. Buni dadam shunday tarjima qilyaptilar. Eshitganim borki, Jamshid Tehronda bir bulaq boshiga yostiqdi yodgor. Bu bulaq boshiga ko'plar yetdilar. Ko'z ochib yumguncha yetib ketdilar. Mardlik u zo'rlik bilan olamni oldik, lekin qabristonga quruq yo'l soldik. Hammamizni mushohada deb o'ylaydigan bu dunyoda hech narsa olib ketmaslik haqidagi g'oya aynan Bo'stondan, Sa'diy Bo'stondan olingan bu g'oya Boburni ham juda ta'sirlantirgan va buni toshqitlik sifatida yozib qoldirgan. Mana shu toshqitlik keyinchalik elektron-nishida Dushanbe muzeyiga keltiriladi. Men bu yerda o'tirgan barcha ustozlarga shular qatorida Hazrat Inson qatorida o'zbekistonim olim Rahmon Farmonovga boshiga yetguncha tanishdim. Bu Dushanbexon bilan bitta frontdamiz, filologiya jabhasida, sohasida. Lekin bilmas ekanman. İlim ile yeter pervaz, tahlili cüdahan müsağız. Parmona ki, kızı yeken, asli ismi dinlemaz. Neye bunun adı rakam cümeni yaz.